Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun SMA kampanyasına verdiği desteğin ardından derneklerden ve ailelerden somut adım çağrısı geldi. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Antalyalı SMA'lı bir bebeğin kampanyasına katılım gösterip kampanyasını desteklemesi bizleri haliyle çok mutlu etti. Böyle bir tedavi için hepimiz katkı sağlamamız gerekiyor. Ankara'dan bizzat takip edeceğim. Bir yandan da artık bu hususun devlet nezdinde kökten çözümü içinde bir ışık tutmasını bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun SMA hastası bebeklerden birinin kampanyasına destek vermesi ailelere umut oldu. Daha önce kirli kampanya ifadesi kullanarak gen tedavisine mesafe koyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çavuşoğlu'nun bu desteğinin ardından somut bir adım bekliyorlar. SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. Ahmet Bebek'in tedavisi için başlatmış olduğunuz bu kampanyayı takdirle karşıladığımı söylemek isterim. Bizler bu noktada devletimizden artık destek bekliyoruz. Antalya'da yaşayan 1,5 yaşındaki SMA hastası Ahmet Çaltı için ailesi yardım kampanyası başlattı. Çünkü 2 milyon 100 bin euroluk gen tedavisini SGK karşılamıyor. Alanya televizyonlarından canlı yayınlanan Umut Gecesi'ne bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da o kampanyaya destek verdi. İlaç ve tedavisi henüz birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de onaylanmamıştır. Fakat tedavide olumlu sonuçlar verdiği için aileler için ve çocuklarımız için de ciddi bir umut kaynağı olmuştur. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Sağlık Bakanı'nın aksine tedavide olumlu sonuçlar alındığını söyledi Mevlüt Çavuşoğlu. SMA Benimle Yürü Derneği'nden hükümete çağrı yükseldi. Artık hepimizin gündeminde olan Sayın Bakan'ın da destek verdiği gen tedavisinin bir an önce ülkemize getirilip devlet kapsamına alınması. Derneğin Genel Sekreteri Uğur Cem Gürpınar'ın oğlu Mert Adrian da vaktinde para toplanamadığı için yurt dışına gen tedavisine gidemedi. Kampanya başka bir çocuğa devredildi. Ailelerin mücadelesiyle SGK kapsamına alınan bir başka ilacı kullanıyorlar. Ancak o da çeşitli kriterlere takılıp kesiliyor. Hem 2 yaşa kadar etkili olduğu bilinen gen tedavisinin karşılanmasını hem de diğer ilaçtaki sorunların giderilmesini bekliyor aileler. Bizlerin en büyük talebi SGK kapsamında olan ilacın kriterlerinin kaldırılması. Birçok evladımız bu kriterler sebebiyle ne yazık ki ilacına erişim sağlayamıyor. İnşallah biz Ankara'daki siyasetçilere örnek olur. Allah şifa versin. Bununla ilgili çare üretmek konusunda kılını kıpırdatmayanlara da Allah akıl fikir versin. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok.